Çizgi Adamı Kurtar başlıyor. Evet canlar, zorlu engellerden aşması için güzel çizgiler çekeceğiz. Yes. Oyuncu Aylin. Şimdi dostum, oyunun mantığı ne biliyor musun? Bak çok basit. Buraya diyor çekersen diyor, bu adam dedik ama bu canavarı kurtarabileceğiz. Canavar balonu aldığı zaman bölümü geçiyorsun. Bu kadar basit. Çok seviniyor. Balonla bu aşk yaşıyor resmen. Biz bunu farklı bir versiyonla oynamıştık. Çok oldu. Neredeyse 2 sene geçti canlar. Şu bayağı tatlı. Tamam, birinci bölümler olduğu için bu gösteriyor. Şöyle çiziyor. Kötü çizdim, o düzeltti. Aynen, düzeltiyor. Ama düzeltme ileriki bölümlerde. Ben kötü çizmek istiyorum belki. Hadi ya, öyle mi? Bilmiyorum. Hep düzeltiyorsa iyi aslında ya. Ben kötü çizmeyi düzeltiyorsa düzeltim. İyi ama kötü çizmeyi istemek de ne bileyim ya. Hayır dostum, bazen eğimli çiz... Aa güzel. Aa bu gidiyor. Sakin sakin, bir dakika dur. Şu an şansa geçtik biliyor musun? Oradan tırmandı gitti. Sen harikasın dostum, sen harikasın. Demek ki böyle canlar çok da aşırı güzel çizmeye falan gerek yokmuş. Yani çizdiğin zaman o kendisi geçebiliyormuş. Önce bunu, sonra bunu. Hop tamam. Güzel, mükemmeliz. Aldı balon. Sana balon tatlı. Şu an baş leveller olduğu için çok kolay yapıyor böyle. Oyun öğrensin diyor, oynayan canım adam öğrensin diyor. Canım diye böyle sararıyor. Gözlerinden kalp vermiyor. Şu an dostum aç. Ay bir dakika açtım. Açamadı ki. Aa! Hayır, orayı görmedim. Burayı açıp buraya da aynı zamanda çizmemiz gerekiyormuş. Güzel, tamam. Artık daha böyle komplike hale geliyor canlar oyun. Aynı anda birkaç şey yapmak zorunda kaldık. Kesinlikle kesinlikle, ama yapacağız. Biz bu tarz oyunlar biliyorsun. Oyuncu aile olarak hepsini oynadık yani daha önce. Oyuncu aile. Kapı kapandı. Peki ne yapacağım şimdi? Tekrar çizemiyor musun? Tekrar çiz. Kapıyla alakası yok. Bu saniyelik olması lazımmış. Ne? Ha, benim çizmeme gerek yokmuş ki. Ay şey çarptı, ne oldu? Benim çizmeme anladığım üzere gerek yokmuş dostum, sen git. Tamam şuraya çizeyim. Benim çizmeme gerek yokmuş zaten, gerek... Şimdi çizmen lazım. Ama ora kapanıyor. Ay bunun ona basmamasını sağlayacağız. Bak gösterdi, yapamadım siz dedi. Ama biz onu nasıl akıl edelim dostum? Ya basmamız gerekiyor. Böyle bir şey göstermedin ki daha önce. Bize böyle bir şey gösterseydin biz de yapardık. Önce de insan bir gösteri, bak şöyle yapacaksın. Tamam bak, tamam. Bu yeni bir oyun. Zekanızı kullanın diyor artık. Ya sağ ol ya. Telefona uğraşması lazım. Telefonu alacak, telefon mu o da? Ay sen de ergen demek ki bu. İşte aynen, saça maça bak bak. Bu da telefona ergen ulaşıyor. Bakalım daha üst seviyesinde artık çantaya falan ulaşır ya da belki de falan olabilir dost. Aa o ne? Onu kurt. O duracak mı? Güzel. Bunu engellememiz gidelim lazım. Ay kafasına düştü. Ketçap oldu. Onu nasıl engelleyeceğim ben? Bence şöyle şöyle mi çizeceksin? Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey yaparsam zaten o gider. Bu da aşağıdan gider. Ama aşağıdan gidemeyecek değil mi? Sil orayı. Gitti gitti. Güzel. İstemeden de olsa çözüyoruz canlar. Yavaş yavaş çözeceğiz. Yani biraz fazla çizmişsin. Yıldızsız kaldık. Yıldızı kaçırdım ama böyle gelecek. Bunu tutmam lazım. Ama böyle tutamam ki ben bunu. Ha tuttum. Yanlışlıkla istemeden de olsa çok küçük bir parçayla tuttum canlar. Demek ki tutuluyormuş. Bu oyunlarda demek ki gerçekten iyiyiz. Biz de farkında değiliz. Ya o kadar. Bilmiyorum dostum, buradan şöyle bir kavis. Oradan geçerken kafasını çarptı. Hayır çarpmayacak tabii ki. Ben o kavisi ayarladım. Saçları gidecek. Ben o kavisi ayarladım. Saçlarından böyle hafif bir rüzgar aldı. Hafif bir rüzgar hissetti sadece. Saçlarından rüzgar almış. Dostum hiç şeyle uyumlu değildi. Oyunla hiç alakası yoktu. Abi bir dakika, arkadan gelecek. Bunu şöyle engellememiz lazım. Ya ne yapayım, uyduracak bir şey bulamadım. Bu bunun üstüne düşer ya. Aa o düştü. Onun aşağı düşmesini de engellememiz gerekiyormuş. Önce böyle çizsem. Bıraktığına geliyor. Peki ben ne yapacağım? Onu oradan tutacaksın. Tutun. Tutun. Hayır bu gerçekten zormuş. Aa sen dedi yapamıyorsun, ben sana göstereyim dedi. Ama ben bunu nasıl akıl edeyim ya? Ama ben bunu nasıl akıl edeyim dostum, i̇şte bu zormuş gerçekten. Zeka oyunu. Zeka oyunu, biz de zekiyiz aslında da yani bilmiyorum. Hayır biz bu oyunların piriydik, ne oldu bize? Yapacağız hiç. Bir dakika. Şu an tehlike var. Buradan buna gelecek de bence tehlike onu vurmayacak. Ya sen geç, senlik bir şey yok. Koş geliyor. Koş. Hayır dostum şuna çarpar diye düşünmüştüm. E ben bunu nasıl tutacağım? Geliyor. Bence tam o arada denk geleceksin ya. Tam dönerken denk gelecek, geçecek. Evet. Bak zeka oyunu. Zekamızla birlikte geçtik, sen yapamayacağız sandın değil mi? Evet biraz bir korktum, kalbim güm güm attı falan. Hayır yapacağız tabii ki. Burada elektrik devreleri varmış. Bunun üstünü kapat. Kapat.
karpuz oldu. Peki şöyle bir şey yapsam, sonra buraya şöyle bir şey yapsam, yani bence olur diye düşünüyorum. Şu an 3 yıldızı da aldık mesela canlar. Dostum uzaya çıkabilirsin diyecek mi, uzaydaymışsın zaten. Ay canım roketim diyor. Sarıldı roketine. Ya diyorum oyun aslında birazcık zeka istiyor, birazcık da... Zeka istiyor. Aa, şu an çok zeka istedi sanırım. Şu an birazcık değil, çok istedi gibi geldi. Çok ay istemiş bu uçtu. Aşağıdan yapacağım. Aşağıdan yapacağım. Yani. Yine uçtu. Şu an yine çok istemiş canlar. Yeniden başlat. Bakalım yapabilecek miyiz? Hey, orayı da aldın sen. Çok iyi. Ne yaptın? Orayı unuttum. Orayı unuttum, gidemiyor. Şöyle yapmam lazımdı. Bak oraya çiz diyor, üstüne çiz diyor. Sen bırak ben hallettim bu işi ya. Sen bırak ben hallettim bu işi. Hiç sıfır yıldızda geçeceğim. Sıfır yıldız. Hiç yıldız alamadık. O kadar çizdik. Çizmene gerek yok diyor. Çok fazla çizdiğimiz için canlar alamadık yıldız. Yine de bir yıldız verdi yani. Hayrımız olsun der gibi. O dedi ki yani geçtiniz madem, hadi bu da bizden olsun dedi. Bunu böyle kapattık. Kapatamadık. Kapattık. Elektrik çarpıyormuş. Ben onlar ne işe yarıyor diyordum. Şu şey bence kapatıyor onu. Yukarıya nasıl çıkacak? Yukarıya nasıl şuna çıkacağım? Bas. Aa güzel. Canlar böyle ucu ucuna da olsa geçtik. Senin zekan sayesinde dostum. Sen olmasan benim zekam yetmiyor bunlara. Ya bırak. Hayır sen çok zeki birisin. Biz çok zekiyiz. Oyuncu aile olarak çok zekiyiz. Evet oyuncu ailen canlar da çok zeki. Güzel. Evet. Taş geldiği zaman taşı engelliyormuş. Sonra da sileceksin diyor. Artık diyor yavaş yavaş diyor zekanı kullan yani diyor. Bir silgi verdik ya diyor. Ya da sil diyor, o silgi niye var orada diyor. Biz kullanacağız dostum, sen hiç merak etme. Yanlışın varsa sorulur. Düzeltin diyor. İyice abartmayın diyor. Tamam buradan geç sen, hiç problem yok. Aa sileceğim. Şimdi onu kaldı. Sen merak etme, bu işler bizden sorulur dostum. Canım füzem. Aynen füzey sonunda sarılıyor. Canım füzem de füzem, canım füzem. Füzeye bir isim bulalım. Bir dakika. Burada ne yapacağım? Aa, o seni üflüyor, buraya çarptıracak. Tamam. Allah. Oldu. Bence normal istediğinden daha kolay bir şekilde geçtim biliyor musun? O aynen. Daha böyle komplike bir şeyler yapmamı istiyordu. Daha karışık şeyler yapmamı istiyordu. Ben yap. Tepeden. Diken mi şu? Diken. Tepeden gelenler var. Onların ben geleceğini düşünmemiştim. Ama tepeden dedim. Ben seni sonradan duydum. Ay bu da canım geyiğim diyerek. Bu da geyik arkadaşı sandı. Bak kafasında da şey var ya, bunun geyik şapkası var canlar. Karıştırdı, arkadaşı sandı. Şu an fena gitmiyor. Güzel gidiyor. Ah yukarıdan gelecek. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Hadi bul bakalım. Şöyle. Bence durdurur. Aa çok durdurdu. Tam kafasına. Gerçekten çok güzel yaptı. Şöyle bir çanak yapsam. Tutun. Çanak, çömlek. Hadi bakalım. Hayır sen üstteki. Ya bir şey söyleyeyim, biz böyle farklı farklı yollarla geçiyoruz biliyor musun? Daha böyle kolaylarını bulup geçiyoruz onlar. Bence onlar daha zorunu istiyor, biz kolayıyla geçiyoruz. Yok sizde yok. Evet. Bakmadım ne verdiğine. Ne verdim, çok hızlı geçtim. Yukarıdaki düşecek. Şöyle ben bir onu koruyayım tamam mı? Bu onu korur değil mi? Hayır. Hayır. Çizsem koruyacaktı ya. Çizsem koruyacaktı. Bak şu onu koruyormuş. No. No. Çok hızlı geliyormuş. Ama... Beni hiç dinlemiyorsun. Peki şöyle bir şey yapsam. Hadi. Hayır ya, domates oluyor. Çizdiğimiz çizgi de yandı yavrucak. Kafasına böyle bir şey yapabilirsin diyor. Benim onu taşıyabileceğini düşünmemiştim ki. Ay biz nereden bilelim? Kafasına oyun bizi düşünce... hiç öğretmiyor. Bir şeyler önceden düşünmemizi istiyor dostum. Ama kafasına düşünce ölüyordu biraz önce. Biraz önce ben de öyle görmüştüm. Şöyle bir şey çizsem bence... Tutmadı. Ya. Tutmadı. Sen nasıl geçtin? Ben hiç anlamadım canlar. Yani yine yalandan da olsa geçtik yani. Bazı şeyler anlamadan ya. Geçiyoruz. Tamamen şansa geçiyoruz. Oo, kolay. Şuradan ya, diken var yukarıda. Tamam çarpmaz ki. Ne oldu? Hayır da ne oldu? Ya tam bunu yap ya. Bu mantıklıymış. Bunu yap ya. La 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 la. Gidiyor. Güzel. Geyini öpüyor. Yapıyor. Canım canım. Güzel dostum geçebilirsin. Aa bir dakika. Ne? Yukarıdan ben bunu geçiririm şöyle. Bak, şu gider. Bu yeter yani. Tam da şuraya niye? Bak böyle bir şey yapmak istedim. Neden? Daha güzel olsun diye. Neden yani? Neden o parçayı bıraktın? 3 yıldızla geçebilmek için. Peki. Aa bir dakika, yukarıdan bir şey gelecek. İnecek böyle aşağı. Kafası yanan çocuk. Ben bunu tutarım dostum. Ya. Ya. İkiye böldü. Bence bunu daha güzel tutacak bir yer olması lazım. Sen bununla gidersin ya. Hadi bakalım.
Aa, bir dakika bak, mantıklıymış. Önünü de sildik, suya atlar yani. Suya atlayıp canlar şeylerden, alevlerden kurtuldu. Kafası yanmış çocuğun. Ben bunu yapabilirsin diye balta gelecek, hadi bakalım. Baltalar elimizde, uzun ip elimizde. Geliyor balta, geliyor. Yani canlar, istemeden de olsa biz başarılı oluyoruz bir şekilde. Ya diyorum ya, bu oyunları biliyoruz. Bu tarz oyunları sık sık oyuncağıyla kanalda görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın.